Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aktaracağız biz yine dün geceki karşılaşmanın ayrıntılarıyla devam edelim. Hürriyet Spor sayfasında Aslan 10 kişiyle duvarı yıktı başlığını atmış bu karşılaşmayla ilgili olarak ve maçın yıldızı, maçın kader anı, maçın olayı ve maçın hatası şeklinde de karşılaşma analiz edilmiş. Sacha Boey şov yaptı. Maçın yıldızı olarak seçilmiş. Kader anı olarak da uzatmada gelen gol yine Seferovic'in vurduğu Günay'dan dönüp Kisuyo'ya çarparak ağlarla buluşan gol maçın kader anı olarak gösterilmiş. Maçın olayı tartışmalı sarı kart hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun Abdülkerim'e gösterdiği ikinci kart ve kırmızı kart tartışmalı olarak zaten sosyal medyada olayın oluşmasının itibariyle hakem performansı tartışılmaya başlandı. Maçın olayı olarak gösterilmiş. Gomis tercihi de maçın hatası şeklinde paylaşılmış. Okan Buruk'un penaltıda yorgun Gomis'i seçmesi maçın hatası olarak gazete tarafından gösterilmiş. Devam edelim yine başlıklarla karşılaşmaya ilişkin olarak Milliyet Spor sayfasında kaymaklı baklava başlığını atmış Galatasaray. Gaziantep karşısında zoru kolaya çevirdi. 10 kişi kalmasına rağmen maçı döndürmeyi bildi. Sagal'ın sayısına Gomis ve Kisyu'nun kendi kalesine attığı gollerle karşılık veren Cimbom, üstelik bir penaltıyı değerlendiremedi. Boey ve Oliveira'nın birer şutu da direklerde eridi başlığı var. Yine Seferovic'in fotoğrafıyla paylaşılmış maç sonundan yine fotoğraflar var, sevinç gösterileri. Yine devam edelim. Bir başka sayfada Fotomaç Galatasaray sayfasında Zafer Gecesi başlığını atmış bu karşılaşmayla ilgili olarak Gaziantep karşısında geriye düştü. İki topu direkten döndü. Abdülkerim atıldı. 45 dakika 10 kişi oynadı. Penaltı kaçtı ama Aslan'ı hiçbir şey durduramadı. Nef'te destan yazdı demiş Galatasaray ve hakem kararlarıyla ilgili olarak Abdülkerim isyanı yine başlıklara taşınmış. Bu sayfa itibariyle de hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun hava topu mücadelesine kart çıkartması büyük tepki çektiği Galatasaray tribünleri de tam kapasiteyle bu karşılaşmada takımlarına destek oldu. Hürriyet Spor sayfasında da kasıtlı işler var. Dur diyeceğiz. Erden Timur'un açıklamaları, o açıklamalar bizde de var. Şimdi ekranlarınıza getirelim. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Kaan Ayhan Galatasaray'da. Galatasaray, defanstaki arayışını Kaan Ayhan ile sonlandırdı. Marcano satışının ardından çeşitli stoperlerle bağlantıya geçen Sarı Kırmızılar, İtalya'da Sassuolo forması giyen milli futbolcunun transferini tamamladı. Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, Galatasaray'la her konuda anlaştık. Kulüpler imzaları attıktan sonra İstanbul'a geliyoruz açıklamasını yaptı. Sarı Kırmızılar kıran kırana süren pazarlıkların ardından hem Sassuolo hem de Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini 4 milyon euroya kadar indiren Cimbom, İtalyan kulübü ile anlaşma sağladı. Kaan Ayhan ile de 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Oyuncunun her sezon için 1,6 milyon euro garanti para alacağı öğrenildi. Kaan'ın bugün İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesinden sonra imzayı atacağı öğrenildi. Bu transfer de Galatasaray'a imza hayırlı olsun. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Kaan Ayhan'ın transferini nasıl buluyorsunuz? Galatasaray'dan da sürpriz teklif. Çağlar Söyüncü. Galatasaray, Leicester City'de forma şansı bulamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Çağlar Söyüncü için harekete geçti. Fanatik gazetesinin haberine göre Galatasaray, Çağlar Söyüncü'ye teklifini iletti. Milli stoperin hedefinde ise sezon sonunda Atletico Madrid'e gitmek var. Ancak sezon boyunca oynaması ihtimali olan Çağlar Söyüncü, bir sezonu oynamadan geçirme riskini de almak istemiyor. Galatasaray, Çağlar Söyüncü'ye Atletico Madrid devre arası isterse ayrılırsın diye açık çek verdi. Galatasaray, Çağlar Söyüncü'yü ikna etmek için uğraşırken bir yandan Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz ekibiyle bonservis pazarlıkları ise son hız devam ediyor. 26 yaşındaki milli stoper, Bucaspor ve Altın Ordu altyapılarını yetiştirdikten sonra 2016'da 8 milyon euro karşılığında Freiburg'a gitti. 3 yaz sonra ise 21 milyon euro bedelle Leicester City'ye transfer oldu. Bu sezon ligde forma giyemeyen Çağlar, lig kupasında bir maçta 90 dakika oynadı. Mehmet Demirkol'dan da Galatasaray sözleri. Galatasaray'ın Gaziantep'i 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Kerem çıktıktan sonra Galatasaray daha etkili ve rakibe olanak tanımayan bir takım oldu. 10 kişiyken yaptı bunları. Kerem çok iyi bir oyuncu ama taktik olarak maalesef gelişmesi çok yavaş. Önce mağdur halinden, vücut dilinden kurtulmalı. Ondan beklenen bu değil. Bir güç gösterisi. Sıkıntılarını anlıyor ve hak veriyorum. Ama çözüm yolu bu değil. Abdülkerim'in gördüğü iki sarı kartı toplasan bir sarı kart etmez. Türkiye'de kart ayarı bozuk maalesef. Ve elin yüze hamlesi hem tüm oyuncular tarafından özellikle uzun boylu oyunculara karşı kullanılıyor. Şark kurnazlığı kuralı bozuyor. İlk maçta Galatasaray'ın oyun planını beğenmiştim. Ancak taktik bilgisi yüksek oyuncuların yaşı geçkin ve henüz formda değiller. Genç ve dinamik olanlar ise karambol oynuyor. Oyun istendiği gibi gelişmiyor. Bu tip dağınık oyunlarda atlet oyuncular dikkat çeker. Muhtemelen dün de en beğenilen oyuncu Saça Boy olmuştur. Benim için de durum farklı değil. Sonda maçı kurtaran driplinki atandığı oydu. 2 sezondur hiç asist üretememişti ve asist beklentisi de toplam 0.98'di. Geçen sezon en az 900 dakika oynayan 66 bek arasında en çok asist beklentisi yaratma açısından 66 oyuncu içerisinden 52. sıradaydı. Bek bu. Bu maçın özellikle ikinci yarısı bunun ötesine geçti. Öte yandan Antep'in tüm tehlikeli akınları ve golü onun alanından geldi. Buna bir çözüm bulmak lazım açıklamasını yaptı. Galatasaray'da Milan'dan cevap bekliyor. Savunmanın sol tarafına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Patrick van Aanholt'un yanına bir sol bek daha eklemek konusunda ısrarını sürdürüyor. Hedefteki isimlerden biri olan Milan'da Fode Ballatore için Cimbom Serie A şampiyonu ile masaya oturdu. Sözleşmesi 2025'te bitecek olan 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak alınması için artık Milan'dan cevap bekleniyor. Toure, Milan'da bu sezon Serie A'nın ilk 5 haftasında sadece bir maçta forma giydi. O karşılaşmada da sadece 15 dakika süre aldı. Galatasaray'da da Saça Boy rüzgarı. Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ beki Saça Boy çok ilginç bir sezon geçiriyor. Boey maç boyunca Galatasaray'ın en çok ikili mücadele kazanan, sahipsiz top kazanan, rakip pası kesen ismi olarak savunmadaki görevlerini eksiksiz yaptı. Galibiyet golünde atağı şekillendiren isim olan Saça Boey maçın en çok adam eksilten ikinci oyuncusu da oldu. Boey ayrıca Süper Lig kariyerindeki en etkili maçı da oynadı ve birçok alanda en iyi performansı sergiledi. Yaz döneminde kampa götürülmeyen, kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen genç futbolcu tek başına çalışmalarını sürdürdü. Yeni transferlerden Duba sakatlanınca mecburen kadroya dahil edilen, üzerine Omar da sakatlandıktan sonra ilk 11'e alınan Boey takımın en istikrarlı ismi olarak dikkat çekiyor. Gaziantep karşısında da mükemmel bir performans sergileyen, sağ kanadı tek başına domine eden Boey takımın galibiyet golünde bir hücumcu gibi getirdiği topla skora büyük katkıda bulundu. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.